Geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde Walking Dead için büyük diyebileceğimiz bir oyunun duyurusu yapıldı. Biz de bu vesileyle oyun dünyasında türüne sıkça rastlayabileceğimiz zombi temasına sahip oyunlardan bir liste hazırlayalım dedik. Siz de abone olarak aramıza katılabilir, listeye eklemek istediğiniz oyunları yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. O halde videomuza geçelim. Keyifli seyirler. Listemizin ilk sırasında haklı olarak Last of Us'ın her iki oyunu var. PlayStation yarattığı ekskluzif oyunlarla her zaman adından söz ettirmeyi başarıyor. 2013 yılında çıkış yapan ilk oyun o dönem büyük ses getirmiş ve geçtiğimiz Mart ayında remaster şekilde bilgisayarlara da gelmişti. İkinci oyun ise 2020 yılının en iyi oyunu seçildi. HBO'da dizisi bile yayınlanan Last of Us, yarattığı evren ile türünün bayrak taşıyıcı IP'lerinden. Sırada Dying Light oyunları yer alıyor. Harran isimli kurgusal bir şehirde geçen ilk oyun, mekanikleriyle ve sonradan gelen Türkçe desteğiyle oldukça çok sevilmişti. Bence ikinci oyunda gayet başarılı bu arada. O da 2022 yılının oyunları arasında hiçbir kategoride aday gösterilmeyerek haksızlığa uğradı sanki. Bir diğer oyun serim ise Dead Island oyunları. Son oyunu geçtiğimiz ilkbaharda oyuncuyla buluşan yapım, içinde sağlam da bir aksiyon barındırıyor. Dying Light'ın yanarlı dönerli hali diyebileceğimiz oyunda bir görev sistemi var ve arkadaşlarınızla yapabiliyorsunuz. Resident Evil serisi de listede yerini alan oyunlardan. Listede lore olarak en kapsamlı hikayeye sahip yapımlar muhtemelen Resident Evil serisidir. Filmleri ve hatta dizileri bile çekilen seri hakkında biz de bir video hazırlamıştık. Zamanla remake'leri de çıkan oyunları türü sevenler mutlaka oynamışlardır zaten. Listedeki diğer bir oyun ise Days Gone. Önce PlayStation ekskluzif olarak çıkan ve daha sonra bilgisayarlar içinde çıkış yapan oyun bence haksızlığa uğrayan bir yapım. Aslında oldukça sevilen bir oyun olan Days Gone'ın ikinci oyununa onay verilmesi bekleniyordu ama maalesef bu olmadı. Bir diğer oyunumuz ise World War Z. Daha çok 2013 yapımı Brad Pitt'in başrolünde yer aldığı filmiyle hatırlanan World War Z'nin bence co-op olarak hiç de fena olmayan bir oyunu var. 4 farklı şehirde ve yanlış hatırlamıyorsam 16 farklı haritada üzerinize akın akın gelen zombilere karşı mücadele verdiğimiz oyun tamamen çevrimiçi işbirliğine dayanıyor. Sırada State of Decay oyunları var. State of Decay, içerdiği kendi üssünü inşa etme ya da malzeme toplama gibi özelliklerle teoride her ne kadar heyecan verici dursa da bunu pratikte pek başaramamış bir oyun. Baştan sona iki kere bitirdiğim ikinci oyun itibariyle daha iyi olabilecek bir potansiyelin harcandığını düşünüyorum. Yine de gece vakti dışarıda eşya aramak cesaret ister. Yeni oyunu gelince nelerin değiştiğini hep birlikte göreceğiz. Bir diğer serimiz ise Dead Rising oyunları. Bence Dead Rising serisi sinir stres atmak için birebir yapımlar. Über yaratıcı silahlarla fütursuzca zombileri kestiğimiz oyunun kendine has bir mizah anlayışı da var. Ben birkaç yıl önce 4. oyunu oynarken çok eğlenmiştim. Çerezlik ama eğlenceli oyun arayanlara tavsiye ederim. Listemizin sonlarına doğru gelirken bir zamanların efsane oyunları olan Left 4 Dead'lerle devam edelim o halde. Valve nedense yaptığı oyunların üçüncüsünü çıkarmamakta oldukça idantçı ve oyuncunun ağzına bir parça bal sürüp öylece bırakıyor. Özellikle co-op oyun denince ikonik olarak değerlendirebileceğimiz oyunları günümüzde çok düşük sistemli bilgisayarlarda bile rahatlıkla oynayabilirsiniz. Left 4 Dead demişken ruhani devamı olan Back 4 Blood'a da değinelim o halde. Yıllardır devam oyunu beklenen Left 4 Dead'den ses seda çıkmayınca birkaç sene önce Left 4 Dead geliştiricilerinden ufak bir ekip kolları sıvayıp Back 4 Blood için çalışmalara başlamıştı.
Oyuna görsel ve mekanik anlamda günümüz standartlarına uyarlanmış Left 4 Dead diyebiliriz. Arkadaşlarıyla co-op aksiyon arayan oyunculara duyurulur. Son oyunumuz ise The Telltale Walking Dead. Genelde dizi ya da film oyunları vasat olur. Fakat bunu aşan istisnalar da elbette var. Walking Dead de onlardan birisi. Özellikle hikayesiyle oldukça tatmin edici olan oyun, part part şekilde bir anlatıma sahip ve iz bırakan oyunlar arasında yerini aldı. Listemiz burada sona eriyor. Peki siz başka hangi oyunları önerirdiniz? Yorumlarda buluşalım. Başka bir videoda görüşünceye kadar hoşça kalın.